Dear Mayor, Dear District Mayor başlığıyla hazırlanan 2022 insani Sustainable Development Goals and we look forward to expanding our partnership and that really too preoccupied with firefighting. This is the first time this has happened since we started calculating it. This then is reflected in the another refinement of the human development. This is the world today in which we know the obstacles we face but seem paralyzed from taking sufficient action. To break this impasse, we must double down on human development to tackle disadvantages and support people's empowerment. We must also recognize and treat the global mental health crisis that undermines human development. İnsani Gelişme Vakfı'nın yani yerel önemli mesajı daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorsak Ajans dergisinde çıkan 85 yılındaki bir yazı var. İstersen bunlara nasıl oluşturacağız? Şimdi bu yapılabilirlikten çerçevesi, insani gelişmişliğin de merkezi kendileşme anlayışı kurulmaya çalışıyor. Şimdi bunun parametrelerine biraz şey bakmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yaşamımızın temelini oluşturan doğa böylesine büyük bir çöküşteyken insanlığın nasıl olup da tek başına kalkınabileceğini anlamak çok zor. Çünkü yeryüzündeki tüm diğer canlılar ve ekosistem eksiliyorken insani gelişme endeksinin bunlardan bağımsızmış gibi artması mümkün değil. Nitekim bu akşam tanıtımını yapılacak rapor son 32 yılda ilk defa insani gelişme endeksinde 2 yıl üst üste küresel ölçekte gerileme yaşandığını işaret ediyor. Dünya öyle bir noktaya geldi ki insani gelişme ve elbette demokrasi yeni evrensel değerler tanımlamak zorunda. Bu da ancak içine doğayı da alan bir ufuk geliştirmekle mümkün. İnsanlık diğer türler üzerinde üstünlük taşıyan bir grup değil. İnsan doğadaki tüm canlı türleriyle beraber var. Bunun tersini düşündüğü ve uyguladığı an iklim krizi kadar ağır sonuçları kendi eliyle yaratmış oluyor. Bu nedenle insani gelişimi doğadaki tüm varlıkların gelişimiyle buluşturmak mecburiyetindeyiz. Örneğin, biyolojik çeşitliliği insani gelişme endeksinin temel unsurlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü üzerine oturan demokrasi kavramını nehirlerin, dağların, ağaçların, suyun, havanın, doğanın haklarını da koruyan bir hukukun üstünlüğü anlayışıyla buluşturabiliriz. Bunu bir an önce yapmak zorundayız. Çünkü ateşi yükselmiş, damarlarındaki kan yani nehirleri kirlenmiş ve her gün yaraları büyüyen hasta bir gezegende insanların sağlıklı olmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye imkan yok. Eylül 2021'de İzmir'de gerçekleşen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde tüm bu sorunlarla yüzleşmek ve çözüm üretmek için yepyeni bir kavram ortaya koyduk. Döngüsel kültür. Bu kavram tüm küresel krizlerle, iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi ve diğer sorunlarla mücadele ederken kültürün nasıl bir kaldıraç olarak kullanılabileceği arayışından ortaya çıktı. Geleceğin döngüsel şehirlerinden birbirimizden razı bir yaşam sürmek ve demokrasinin yaşamın her anına yayılmasını sağlamak zorundayız. İzmir'de geleceğin döngüsel şehirlerini geliştirmek için çabalıyoruz. Adına Çitta Slow Metropol dediğimiz ve İzmir'in öncülük ettiği bu program doğayı dışarı iten, kendisini de doğasından koparan kemikleşmiş bir şehir anlayışını döngüsel kültüre dayalı yepyeni bir sosyal, ekonomik ve mekansal bir tasarımla sınıyoruz. Amacımız şehrimiz İzmir'i gezegenimize yaraşır bir yaşamın sürdüğü örnek bir metropol haline getirmek. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Glasgow'daki COP26'da insanlık artık iklim krizini kırıntılar vererek çözemeyeceğini anlamalı demiştim.
Aradan geçen bir yıl içinde Ukrayna'da başlayan savaş ve daha iki gün önce daha çok fosil yakıt uğruna kaybettiğimiz 41 can bu konuda daha da kararlı adımlar atmamız gerektiğini ispat ediyor. Bugün burada açıklanan bu önemli raporun hepimizin yaşadığı şehri ve dünyayı değiştirmesi konusunda büyük bir farkındalık yaratacağına inanıyorum. İnsani gelişme raporunun tanıtımına ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz gururu bir kez daha ifade etmek isterim. UNDP Türkiye ofisine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehirlerimizden başlayarak tüm dünyada birbirimiz, doğa, geçmiş ve geleceğimizle uyumlu bir yaşamı el birliğiyle inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum.